Motoru indirmemiz lazım. Onlar çok kararlıdır. Yani açta saatleri sever diye boşuna dememişler değil mi? Zor varlıklar gibi görünürler. Bu şarkı da benim hassas notam. Ama yok. İşte sen de açacaksın, aç şunu, aç şunu, yani. Açmayanın da amına koyacağım. Allah Allah. Düşündüğümüzden daha basittirler. Çok güzel, harika. Tabii. Onlarsa... Git artık, git! Çok kararsızdır. Soyundur çünkü madem. Böyle bir Mona Lisa mı var? Kolay varlıklar gibi görünürler. Senin müjdeleyenin amına koyayım. Böyle usta mı olur ya? Şu amına kodumun yağına bir bak ya. Ama yok. Sapla, sapla, sapla. Düşündüğümüzden daha komplikedirler. Ama ben bunların ağzını burnu kıracağım. Anasını siktim hepsi. Tabii. Hepsinin ne istediğini biliyoruz. Bu kitaptaki her madde sizi hedefe götürecektir. Ama hangisi? Orası da size kalmış. Size kalmış. Ya böyle o kadar hani online falan görüştükten sonra böyle canlı kanlı falan böyle garip oldu yani. Ne bileyim hani sanki böyle yapınca dokunacakmışım gibi. Yok. Yani, ama tabii şey var, sosyal dokunacağız yani. Belki de sadece kalplere dokunacağız bugün. Alo anne? Validem, sultanım. Söyle canım. Ya ben de seni çok özledim. Özlemez miyim? Evet, tamam. Ha? Yo, biz Deniz'le oturuyoruz şu anda karşılıklı. Deniz'le... Yo, kız kız Deniz. Deniz erkek diyor. Kapısı karıştı. Unisex. Sex. Tabii ben en çok seni seviyorum. Tabii ki en çok seni seviyorum. Merak etme ya. Ya anne ne istemesi, saçmalama. Daha yeni tanıyoruz kızla birbirimizi. Sakın ellenmeyin ha, birbirlerinizi oralarda buralarda. Ay Nurhan Hanım, bu çocuk niye böyle gerizekalı oldu? Çok ya kötü. Ya ana yüreği işte. Aşırı merak ediyor yani. Böyle de bir annem var benim. Yani. Bayılıyorum. Tamam anneciğim, biz de öpüyor. Tamam. Tamam, sağ ol. Bak nasıl öpüyor Deniz'de. Şapucu bu. Çok istekli. Tamam. Oldu, sağ ol. Sağ ol, sağ ol. Hay Allah'ım. Annem ya. Canım ya. Çok muhteşem bir kadın. Bayılıyorum ben anneme. Ben böyle... Çok sever annem beni. Ben de onu çok severim. Böyle... Biz bir bütünüz yani annemle. Çok üstüme düşer. Seninkiler de üstüne düşer mi senin? Ha benimkiler ya, benimkiler biraz rahat ya. Yani biraz gevşeyiz biz. Yani ha. Mesela geçen bir şaka yaptım anneme. Umarım şakayı söylüyorum. Hamileyim şakası. Çok da yaratıcı bir şaka. Yaptım şakayı, ondan sonra kadın komşulara, ertesi gün komşulara söylemiş. Diyor ki böyle torun başka bir şey diye anlatmış. Torun başka bir şey diye anlatmış. Oha çok hızlı. Sormadı bile kimden diye. Sen hamile misin yani? Yok beni hamilesi. Ah be, keşke hamile olsan ya. Çocuk başka bir şey ya. Çocuk başka bir şey. Düşünsene eve geliyorsun böyle baba baba diye boynuna atlıyor. Çok acayip bir şey ya. Ama benim kızım da yapıyor öyle. Ah Allah bağışlasın ya. Ben biliyordum ya. Bak seni gördüm. Dedim ki bu kız dedim bir kız annesi ya dedim. Çünkü senin o güzel yüreğine yansımış, anladın mı? O senin güzelliğini vermiş sana güzelliğini. Köpekten bahsediyorum Sarp ya, köpeğimden. O mu hamile? Ya işte bu annelik, kurban olduğum öyle bir şey ki gerçekten yani hangi cins olursa olsun, köpek de olsa anne annedir yani. Kimse hamile değil ya. Köpek de hamile değil. Ah be. Keşke köpeğin hamile olsaydı. Keşke sen hamile olsaydın. Neyse ya. Mesela çünkü saygı artık bu çiftlerin arasında birbirlerine karşı saygı yok. Yok. Evet aynen yok. Bir bakıyorsun mutluluk da kalmadı. Böyle bir şey de yok, huzur yok yani. Bunların artık sonucunda ne oluyor sonuç? Sonuç? Mutsuzluk, evet. Mutsuzluk. Aynen, mutsuzluk oluyor yani. Bunlar işte, bunları geri kazanmak lazım. Yani insanların anne babalarına karşı saygısı mesela kalmadı. Yazık! Saygı? Yok. 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 Aynen. Huzur peki? Yok, o da yok. Yok, o da yok. Mutluluk? Yok. 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 Asıl ne yok? Ne yok? Ne söyle? Ne yok? Heyecan yok ya. Hmm. Heyecan kalmamış çiftler arasında. Bu evet. Çiftler heyecan kalmamış. Yani bütün gün böyle oturup duvara karşı böyle bakıp oturuyorlar böyle birlikte. Duvara karşı. Aynen yani. Böyle duvara karşı oturuyorlar, bakıyorlar. Onu demiyorum, ben film olan duvara karşı diyorum ya. Beni zayıf noktamdan buldum. Bayılırım bu filme. Vallahi. Üf ya.
Çok evet ya, bu Fatih Akın sineması diye bir şey var. Başka bir şey yapıyor adam ya. Ama Sibel Kekilli. Gururumuz ya Sibel Kekilli ha. Kadının ses tonuyla oyunculuğu bir kere mükemmel bir uyum içerisinde. Ayrıca gırtlağı da çok iyi o kadının. Ya siz bir şaka oldu. Biraz iyi. Evet. Öyle gözüküyor diye söyleyeyim dedim yani. Gözüküyor diye mi? Nelerini izledin sen? Bileyim ben. Öyle çıktı ya, kusura bakma, biraz ilk buluşmada fazla oldu. İyi ama. Bir porno. Efendim? Çiftlerin porno izlemesi hakkında ne düşünüyorsun? Fop, çok güzel bir konu. Niye? Çok güzel bir konuya girdiğini düşünüyorum öncelikle. Porno... porno bence izlenmeli yani. Porno çiftler arasında kesinlikle izlenmeli. Yani eşimle ben mesela kesinlikle porno izlerim. Fisting and shitting olsun. Yani Catholic School Goes Fucking in the Church. Ondan sonra Bukkake falan. Bunlar yani çok sevdiğim bir takım tarzlar mesela. Anladım. Aynen. Fake Taxi mesela. Bayılıyorum. Ha, çok güzel oluyor evet. Mesela benim bir tane arkadaşım var. Onu sana atayım. Fake Taxi'de mi oynadı? Yok. Onu ben izlemedim. Ben görsem tanırım kesin. Tamam neyse, bir arkadaşım vardı. Evet. Bir arkadaşım var şimdi, tamam mı? Ondan sonra bir gün sevgilisiyle eve geldi, tamam mı? Bunlar işte odaya çekildi falan, izliyorlar yani, bir şeyler izliyor, film izliyorlar. Ben de böyle denk geldim, bir bakayım dedim, ne izliyorlar falan. İzlediğimi de bilmiyorlar o sırada. Böyle bir tane kadın var, tamam mı? İşte lavabonun içinde böyle bulaşık yıkıyor. O sırada böyle lavaboya sıkışıyor. Lavaboya da help, help falan, help yabancı filmde. Help, help diyor. Sarışın adam geliyor sonra. Yok, kel, kel geliyor. Johnny Reis. İşte böyle help, help falan lafın kısası. Ben bulaşıkları bulaşık makinesine yıkıyorum bugünden beri. Çok mantıklı biliyor musun? Çünkü yani hem sudan tasarruftur mesela, hem enerjiden belli ki. Enerjiden. Işte. Özellikle enerjiden, çünkü spatula falan hiç hoş şeyler değil. Kız çocuğu çok başka bir şey ya. Erkek çocuğu öyle mi? Evde hayvan besliyormuş gibi oluyor ya. Kız çocuğu neşe. Ay! Ne oluyor be? Ne oldu, iyi misin? Deniz, iyi misin? Ay! Ne oluyor be? İyi misin? Ne oldu? Bir şey mi oldu? Çok... Altta bir şey mi var? Anlamadım. Yok. Ya karnım çok kötü de, ben regl oldum da. Ondan sonra şu anda o pıhtıya atıp, bilirsin pıhtı vardır bizde. Kesin biliyorsundur, herkes bilir bunu çünkü. Pıhtı vardır, onu atamadım şu an o pıhtıyı. Büyük biraz. Oha, oha yani o kadar. Onu da yani, onu denir mi ya öyle bir şey? Biz kız kızayken bile böyle demiyoruz bunu. Ben bile kendime demiyorum yani. Gerçekten de bu kadar açık sözlü olmam gerekiyor mu diyebilirsin. Evet diyorum. Diyorum, olmamalı olduğumu da düşünüyorum, olmamam gerekti. Evet, gerekiyor. Hı. Unutma, erkekler açık sözlü, onlarla her şeyi paylaşan kızlara bayılırlar. Hecelemiş gerçekten. Allah Allah. Göreceksin. Sen bir açıldıkça o beş açılacak. Doğru yoldasın bebeğim. Sağ ol bebeğim. Tamam o zaman. Olalım bakalım. Pıhtı dedin, aklıma geldi. Bu pıhtı bende 30 yıldır var mesela. Nasıl yani? Aynen. Atamadım işte. Sen spor fitness falan diyordun. Yok demiyordum. Demiyor muydun? Ama yani demiyordum ama yani... Mesela bir belli. Bayağı spor yaparız. Evet yani onu işte belli zaten canım çünkü taş... Aynen benim mesela her yerim orijinal yani. Bütün fizik... Bayağı her yer. Hepsi. Komple. Ama bağını öyle mi? Değil mi? Silikon var demek ki. Silikon. Sadece silikon olsa neyse, kızın her yeri fake. Takma göt takıyor ya. Takma göt ne? Kendi götü yok mu? Niye takma göt takıyor? Bayağı bildiğin takma göt. Takma göt çok enteresan bir şey. Ben bunu ilk defa duyuyorum. Takma göt de sıçılıyor mu? Ya onu bilmiyorum ya. Takma götü boş ver mesela. 90 C'lik sütyen oluyor mesela. Güzel rakam 90 C olur. İyi yani, iyi. Özellikle C. İyi. Alıyor, yarısını çorapla dolduruyor. 45 C kaldım sana şimdi. Yok öyle olmuyor aslında. 90 dedi, sırt var, bir de kap ölçüsü var, kap ölçüsü. C bölü 2 diyebiliriz. Yani C bölü 2'sini çorapla dolduruyor. Kap? Boş ver, tamam boş ver. Yani. Ya şimdi çorap dedin, aklıma bir anı geldi, onu anlatayım sana. Şimdi geçen gün annemle biz bir güne gittik. Sabiha ablayla anne... Çok pis takıştılar. Ama böyle küfür kıyamet. Bundan sonra dedi, size dedikodu falan yok dedi. Böyle bir şey olur mu yani? Bu dedikodu yasağı kondu ya. Böyle bir şey var mı yani? Dedikodusu ama yaşanmaz yani. Ben dedikodu çok seviyorum. Mesela Banu'nun ben günde en az 5 kere dedikodusunu yapıyorum. Süper. Çok iyi. Evet, o zaman 3 tane daha. Yani 3 tane kaldı. Onu da bitiririm ben bu gece. Tamam. Düşünüyorum yani, ki o da benimkini yapıyor. Biz okeyiz, biliyoruz yani. Okeyiz, rahatız biz yani.
Güzel. Ben de mesela dedikodu çok seviyorum. Eski sevgilimle falan hep dedikodu yapıyordum yani. Eski sevgili demek. Evet. Ya biz de yaptık bir şeyler yani birileriyle falan. Yani nasıl şeyler? Yani mesela nasıl kadınlardan hoşlanır? Ben evli kadınlardan. bu şimdi evli kadın derken yani tam aslında evli değil de diyelim hani düğündesin diyelim. Oraya da gitme. Düğünde de değilsin. Evlenmek istiyor bir kadın diyelim. Hayır, bununla hiçbir yerle ben anlatmak için. Evli değil ama kafasında var. İçinde var. Geçmiş evli. Anlatabiliyor muyum ben? Hiç anlatamıyorsun. Ben de anlatamadım. Yani ben ne demek istediğimi bir anlatır mısın bana? Garanticiyim. Asla risk almayı sevmem diyorsanız bu madde tam size göre. Hiçbir kadın yoktur ki serseri olan bir erkeğin kucağına atlamaz. Kucaklı bile. Sorsanız hiçbirisi böyle erkekleri sevmez. Ama gerçek bunun tam tersidir. Şimdi şov zamanı sayın okur. Şov. Birer. Naber güzelim? Bakmayın şekilden şekle girdiklerine. Aslında hepsi ana kuzusudur. Doğru. Bu maddeyi seçip istediğini elde edemeyen kadın şimdiye kadar görülmedi. Öyle mi diyorsun ya? İyi, güzel. Ah, naber güzelim ya? İyi Sarp'cığım, senden naber? İyi valla. Of! Kasıklarım çok ağrıyor ya. Kasıklarım tam bak şurası. Niye, ne oldu? Çünkü inanılmaz hızlı bir motorum olduğu için benim. Bu tabii sıkarken kendimi çok yoruyorum ya. Sarp, ama motor çok tehlikeli ya. Motor falan kullanma. Tehlike mi? Evet. Ya tehlike benim, ne bileyim, yaşam biçimi diyebilirim ya. Ama bak ne olursun anneciğim, en azından... ne olursun Sarp'cığım, en azından ama bak kullanırken dikkatli ol yani. Acele giden ecele gider, aman diyeyim, olur mu? Ne olursun? Yok, bak aklım sende kalmasın, tamam mı? Kalmaz, ha. Bir şey yok. Ne oluyor ya? Ne oldu? Kaşında ne oldu? Ne olmuş ya? Kaşıma ne var kaşım? Kanamış, kan var. Şey ya, o gelirken bir kavga ettik de biriyle. Kavga mı etti? Hemen hastaneye gidiyoruz Sarp'cığım. Ay kalk Deniz, saçmalama Deniz, saçmalama. Ama... Günlük kavgalarımız rutin kavgalar yani, bir şey yok bunda Allah aşkına. Ama ne dedik Sarp ya? Dedik? Konuştuk ama böyle kavgalara falan karışmak yok. Bak benim hep aklım sende kalıyor. Allah aşkına ne olursun ya, lütfen dikkat et. Arkadaşlarını da iyi seç. Öyle dikkat et yani, arkadaşlarını seçerken dikkatli ol. Arkadaş ne yani? Yani iyi arkadaş iyi yola sürükler, kötü arkadaş aman ha kötü yola düşürür. Aman diyeyim bak, ne olursun. Ya kötü yola düşürür dedin, aklıma Banu geldi ya. Hangi Banu? Şu takma göt var ya, takma göt Banu geldi aklıma. Ne yapıyor, iyi mi Banu? Ne bileyim, iyi mi? Geçen gün Banu'yu gördüm ya. Sen nasıl Banu'yu tanıyamazsın ki? Görmedin daha önce. Banu'dan tanımadım, götünden tanıdım. Şimdi geçen şeydeyim, yürüyorum İstiklal'de böyle. Hüzünlüyüm biraz, ne Teoman ya? Dinliyorum. Şimdi şarkısını hatırlayamadım. Neyse, dinliyorum Teoman'ı. Baktım önde bir göt. Otosansür. Götü gördü. Dedim ki... Aa, herhalde takma göt dedim. Böyle bir bağırma, göt var. Bağırma. Takma göt dedim. Çünkü böyle bir şey olamaz. Üf! Böyle bir şey olamaz yani. Şimdi göt dediğin, hani mesela sen mesela hani göt. Ama şimdi nasıl bir şey? Gösterme artık ama, ayıp olma yani. Evet, göstermiyorum. Şey. Baktım, etkilendim. Bir etkilendim. Hemen biz, ben şimdi göt görünce şey yaparım, severim. Sevdiğim bir hareket var benim. Sarp ya, insanlar bakıyor, ayıp ama ya, öyle göt möt yapıyor. Böyle göt möt yapılır mı, ayıp? Tamam, göt değil. Böyle yaptım. Bir baktım böyle, bir çığlık geldi. Dedim göt mü bağırıyor, çünkü canlı herhalde dedim, öyle bir göt olduğu için. Kız döndü, çığlık atıyor. Zaten göt takma değilmiş, kız da bağını değilmiş. Çok iyi hikaye değil mi ya? Sarp, vallahi başını belaya sokacaksın. Aman yok ya, başımı ben en son belaya sokarım. Bağını ne yapıyor? Aman bilmiyorum ne yapıyor ya. Biz evleri ayırdık onunla. Göt kimde kaldı? Efendim? Kötü olmuş ya.
Niye ayrıldınız ki? Ay neymiş efendim? Ben ona böyle annesi gibi davranıyormuşum da babasına şikayet ediyormuşum da falan filan bir sürü şey sahipte. Hiç dinlemedim bile yani o sırada. Lame. Niye öyle bir şey yapılsın? Kaç yaşında kız yani? Sen öyle bir şey yapar mısın? Hayır canım. Ha. Ne yapayım? Yani o şikayet ediyorum dediği şey de şey işte bu şimdi geç geliyordu eve falan. Ben de babasını aradım. Bu ne ya? Ben senin kızına uğraşamam artık. Aa ben mi bakacağım bu kıza falan filan diye babasına şikayet ediyordum. Ay çünkü ama haksız mıyım Sarp? Yani iti var, uğursuzu var. Aman zaman çok kötü ya. Az önce de dediğin gibi yani kollamak lazım. Çok kötü bir zaman. Bir gün geliyor Ahmet de geliyor. Ahmet diye biriyle. Bir gün geliyor Mehmet. Bir gün Ahmet, Mehmet, Banu bir üçleme. Anlamadım ne yaptıklarını. Bir gün Ahmet'le Mehmet geliyor, geldiler. Aa Banu yok. E ben kaldım çocuklarla baş başa. Aydın ver şunu ne yapsam bu çocuklarla acaba? Birbirimizi öyle bir eğledik. Bir şeyler artık hatırlamıyorum da. Böyle şeyler yani ben çekemem böyle şeyleri canım bu yaştan sonra. En fazla kaç kişi eğledin? İşte öyle garip şeyler oldu, ayırdık evleri. Bu aslında sonuncuyu anlatmadan önce Ahmet'le Mehmet'in beraber geldi, yalnız geldi yani eve... Anlamında yalnız gel, hani sen eylediğin gün var ya, bu aslında yalnız geldikleri anı olmasa gayet doğal bir anı yani. Ceviz kırma falan, ben çünkü aynı anda 2-3 ceviz kırmışlığım var yani. İyi. İyi mi? Çok iyi, iyi yapmışsın. Ceviz çok faydalı çünkü ye, böyle beyin şeklinde ya, beyne falan çok faydalı. Aman diyeyim, sağlığına dikkat et, ceviz ye. Kırıyorum cevizi, önce sonra yiyorum. Afiyet olsun. Teşekkürler, beraber de yerdik belki. Yalnız yemeği tercih ediyorum ben. Tabii meşrebine göre. Değişir. Ahmet'le Mehmet'i çağırırız. Ha, tamam olur. Hatta sen yersin, ben izlerim. Tamam. Ha, tertemiz. Bu arada burayı da özellikle seçtim. Nasıl? Mezeler falan çok güzel değil mi? İyi işte, meze. Ben asla dışarıdan yemiyorum normalde. Böyle evinde kendi temiz yağınla, ama millet ne yapıyor, ne koyuyor içine belli değil. Böyle kemik sulu çorba çok faydalı, vitaminli, meyveli, sebzeli, böyle güzel güzel yemeklerimiz, zeytinyağlı, baklagiller falan hep öyle şeyler yiyorum. Ama buraya da çok güveniyorum, bir tek buradan yiyorum dışarıdan. Ben öyle kasmıyorum ya. Kemik suyu falan. Kemik. Ben genelde şey yapıyorum, dışarıdan pizza falan söylüyorum. Ama çok besleyici yani içine biberi var, domatesi var. Her şeyi karışık, ekstra maganda yiyorum zaten genel. 5-6 tane bira açıyorum yanına, üf. Dünya hemen toparlıyor beni zaten. Sap çok sağlıksız ya mayo yaptıklarım. Bak aklım sende kalıyor ama anneciğim o da... Sarpçığım olur mu öyle şey ya? Kim bilir o adamlar o pizzayı yaparken neresini elliyor da bilmem ne kıldır falan dökülüyor. Pizzada çok pizzası mı bu ya? Hiç de öyle dezenfekte edilmiş değil. Abi böyle ne yapacak pizzaya başlığı... çamaşır suyu mu döksün adam? Hayır yani, tabii ki öyle bir şey demiyorum ama pis yani adamın nasıl yaptığı belli değil. Buradan kol kılı dökülüyor. Ne kadar pis bir şeyler söylüyorsun pis işte. Ya. Adam böyle pis. Niye pizza yapsın yani? Ne kadar saçma o pizza değil. Sen karıştırıyorsun hayır, pizzayı lütfen. O pizza değil o başka. Bak ne olursun anladım. Ama bak dışarıdan söylerken Allah aşkına yani söylemesen daha iyi bence. Ama söylerken de dikkat et böyle daha temiz insanların tamam, yaptığı. Tamam bakarım kılları var mı olmaya. O kılları evet, varsa söyleme. Mümkünse böyle şeylerle tamam. Dikkat et. Tamam yemeden önce sıkarım şeyimi kolonyağımı. Yani daha iyi olur ama bir de az önce dedim ya. İstersen işte, önce geyir sonra konu. 2-3 yok iyiyim şimdi hızlı yedim. 2 tane, 3 tane arkadaşım geliyor işte ceviz kırıyoruz falan filan dedin artık bilmiyorum neler dönüyorlardı ama o evine arkadaşların giriyor çıkıyor işte şeyleri evini falan temizle. Ben onu şey yapıyorum hallediyorum bize bir tane abla geliyor. Heh. Ondan sonra abla geliyor şey hemen temizliyor zaten o 2 ayda bir falan geliyor yani uğruyor. Uğrak yeridir bizime. Evresimleri falan 2 ayda bir mi değiştiriyorsun sen? Ha. Ya o bazen şey oluyor mesela kızlar geliyor. Benim attığım manitalar yok mu? Manitu. Onlar geliyor, bakıyorlar, aa çarşafta bir şey var. Üyü bu nedir falan diyorlar. Hemen çarşafı değiştiriyor kızlar. Nasıl ama dediğim kadar var değil mi İzzettin Usta? İzzettin dedin, benim şey aklıma geldi. Bizim Yusuf Yüzbaşı vardı, o aklıma ne? Geldi. Evet. Ne oldu sonra?
Kime ne oldu sonra? Yusuf yüzbaşı geldi ya aklına. Güldün o kadar. Bitti orada olan. Ama İzzettin Usta'nın ne alakası var bunun? Ya alakası yok İzzettin Usta. O nereden çıktı? Evet, tamam. Ne adam ya. İzzettin diyor ya. Ay şuradakiler bana mı bakıyor ya? Kim bakıyor ya? Bunlar mı bakıyor? Kim baktı sana ya? Bana bakıyorlar. Romantik, evet tamam romantik. Sen romantikliği bende de öğreneceksin ya, hey. Tamam, romantik. Kolayız. Geliyorum ben. Geliyorum, tamam. Sakin. Geldim, geldim. Panik yok. Geldim. Ben bir lavaboya kullanıp geliyorum herhalde burada. Dur. Orası değil ki. Sağ taraftan girseydin daha iyiydi. Yıllanmış bir şarap gibisin. Tamam. Şaraplara bakıyordum da acaba hangisini içsek diye, öküz gözü mü, kaleci karası mı, merlo mu, şiraz mı diye. Anladım. Korona? Benim karantinam sensin Sarp. Bir yemeğe bakayım. Çünkü o olmak üzeredir. Oldu. Henüz olmadı. Henüz derken ben tedirgin oldum da biraz. Ay yok, ben öyle yardım ederim diye geldim. Hayır Denizciğim, bu geceye hiçbir şey elini sürmek yok. Aa. Ben bir ucundan tutarım diyordum ama. Sıcak bu. Sen daha hiçbir şey görmedin. Zor şimdi. Ben bir geliyorum hemen.
hapishaneye sürdü ya. Masaya oturalım mı? Olur. Şu an o kadar ilgimi çekmiyor. Güzelmiş. 20 yıldır saklıyorum ben bu şarabı. Bu gece özel olsun istedim. Ya beni böyle özel hissettirdiğin için teşekkür ederim. Ben ekstra bir şey yapmıyorum. Sen zaten yeterince özelsin. Ay ya sen çok tatlısın ama ya. Sarp, tuzluğu uzatır mısın bana? Ben göremedim nerede olduğunu. Belki de tadına baksaydık önceden. Ha, bu arada lazanya çok güzel gözüküyor. Afiyet olsun. Eline sağlık. Bu ellerle mi yaptın? Daha çok bunu. Bununla mı yaptın? Bununla da. İkisiyle de yaptın. Aynı anda ikisiyle de birlikte aynı anda. Ya ben çok etkilendim Sarp. Elimden? Lazanya yapmış olmandan. Çünkü lazanya benim hassas noktamdır. Hassas noktam demişken. Müzik ya, Allah kahretmesin. Müzik ben nasıl unuturum ya? Bu kadar yani kusursuz bir gecede müzik. Ben bu şarkıya bayılıyorum da. Tabii. Yani benim bu şarkı da benim hassas noktam. Benim sonum felizek istemez demiştim hazır fizyon. Ay Allah ya, şarjı mı bitti bunun? Bunun şarjı bitmiş ya. Ama senin rap müzik sevdiğini bilmiyordum ben. Rap de bir isyan değil midir? Aynı aşk gibi. Mecnun ki Leyla için dağları delmese. Ferhat ki Şirin için çölleri aşmasa. Sence rap müzik olabilir miydi? Rap de aynı aşk gibi bir isyandır. Aşk, aşk bir çığlıktır. Ay ya, uf. Her yerime kadar döküldü. Ne yapacağım Sarp? Ay böyle bir anda ne yapsak acaba? Yani içime kadar da bayağı her, bütün vücudum sırılsıklam şu an. Hepsi ıslak ya, her yerim. Ya soyunmam gerekiyor diye düşünüyorum tamamen çırılçıplak olaraktan da. Sende acaba uzun erkek gömleği var mı? Çok ıslak çünkü. Hayır. Burada. Çok kötü oldu. Şimdi tabii benim ama soyunma giymek için bunu soyunmam lazım. Nerede soyunayım? Artık hiç fark etmez. Nerede istersen. Tamam ben bir soyunup. Çok kötü oldu Sarp bu. Hiç iyi olmadı ya. Ay yüzüklerim falan dağıldım be. Ay nasıl oldu bu ya? Of.
gitme işe yok, gitme oraya. Annesi kimsiniz o canlı o bebek işte, gitme oraya diyorum. Gitme bebek canlı. Canlı o, bir de şişman. Şişmanlar önce ölür. Gitme, öleceksin yani artık, anla onun bebeğin şey olduğunu. Bak şimdi gidecek, aynayı kapayacak. Aynada kendini görmeyecek, bebeği görecek. Bebek oldu işte, bebek oldu, koskoca şişman adam bebek oldu. Hoppala. Pardon. Yanlışlıkla oldu ya, kusura bakma, mısır kasesini bulamadım, biraz küçük bir kase galiba. Artık buna da küçük diyorsan işimiz zor. Bak ama kesin bir şey olacak şu an. Çok durdu çünkü. Çok durdu. Evet, kesin bir şey olacak şu an. Ha? Geliyor bak yavaş yavaş. Soldan kesin biri çıkacak şimdi. Soldan kesin çıkacak. Olmaz. Kesin çıkacak soldan biri. Soldan çıktı! Soldan şaşırtmacalı korku. Soldan çıkacağını düşünsen soldan çıkartabilirsin. Filmleri bunun için mi? Sen çok mu korkuyorsun? Çok korkuyorum. Kapatayım mı gözlerini? Nasıl şimdi, değil mi? Tamam ama şimdi duyuyorum ben korkuyor. Hiç yapıyorum. Hiç yapacağım. Hemen korkunçlu bir şey olacak. O zaman ben kulaklarını kapatayım. Sen kendi gözünü kendin kapatırsın. Tamam. Açma lan sakın. Açma gözünü sakın. Ne? Ne? Ha? Açma, açma gözünü. Ha. Korkunç, ha. Korkunç. Tamam. Hayırlı akşamlar ablacığım. Hayırlı akşamlar, sağ ol. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Ateşiniz var mıydı acaba? Ateşimiz, hı-hı, bakalım. Ellerim biraz soğuk, tam anlayamıyorum. O zaman şöyle emin olalım. Emin olalım, bir bakalım. Bakalım, yok. Siz filasyon ekibinden misiniz acaba? Böyle kontrol mü yapıyorsunuz? Ay, yok yok, ben sigara için isteyecektim de. Ha, o ateşten. Yok, ben kullanmıyorum sigara. Ama rakı içiyorsun. Evet, içiyorum. Peki tamam, iyi akşamlar. Hadi. Akşamlar. Seksi kadın. Maço erkek. Sarhoş kadın. Bakımlı erkek. Efkarlı kadın. Buldum. Dertliyen erkek ya. Ben buradan yürürüm ki. Adabı vardır rakının Sarp. Önce kiminle içtiğini bileceksin. Sonra kime içtiğini bileceksin. Rakı dünyanın en kaprisli içkisidir. Hazırlık ister, nizam ister,
Öyle her kafayla içilmez yani. Hüzün ister. Hasret ister. Aşk ister. Bak, ne yapalım biliyor musun? Ha. O akşam bir 70'lik açalım. Zaten yarım kalanları içeceğiz. Bari bir şeyimiz tam olsun be. Olsun yani. Rakı içen adam kalitelidir bir kere. Beyaz peynire alışmıştır. Kaşarla işi olmaz. Vay be. Ha, yok yok hayır ya. Öyle değil. Hayır sana öyle demek istemedim Deniz ya. Tamam ya ne olacak bir şey. Vallahi vay. Ben öyle demek istemedim sana. Hani ben ne bileyim belki. Ya ne bileyim hani böyle konuşunca falan belki böyle rahatlarsın, iyi gelir falan diye aslında düşünmüştüm. Ne bileyim belli ki bir çünkü derdin var belki hani ona çare oluruz falan diye düşünmüştüm ama. Çaresiz derdimin sebebi beni dermanı yaramda arama doktor. Şifa bulmaz gönlüm senin elinde. Olsun Getiren. Baba neredesin ya? Aferin. Sana da olsun. Of. Şimdi sana bir şey göstereceğim bak. Bak şimdi. Bu peyniri. Evet, beyaz peynir. Alıyorsun. Beyaz. Beyaz olacak. Kaşar olmasın. Dikkat et. Yani. Alıyorsun bunu. Böyle eziyorsun tamam mı? Ezi ne oluyor? İzle izle. Sonra bunun üzerine zeytinyağı. Biraz kekik. Biraz da pul biber. Of. Of of. Ya Deniz Allah aşkına neyin var senin? Ne böyle bir şeyin var senin yani? Ne bir şey? Yani hakikaten bir şey eğer geçen günkü olaydan... Hangi geçen? Ya Deniz. Yani hakikaten o gece ne bileyim ben hani... Sarp. Ya ben sana bir zarar gelmesin Sarp. Diye şey yaptım. Daha fazla canımı acıtma olur mu be? Ben işte zaten o gün canın acımasın diye o gece şey yaptım. Gecenin zaten. Demine. Gelenin şerefine. Gidenin gelmişine, geçmişine. Yarasın. Haklısın. Yarasın. Sen biraz daha iç. İçsen. Niye şimdi içtim zaten? Niye içiyorum ben? İçsen bir. Herkes kaybettiği kadar içecek. Bu masadan en son sen kalkacaksın. Erik çok tazeymiş. Hmm. Yemedim ama çok güzel. Şu kaşardan alıyorum biraz. Beyaz peynir o. Fark etmez artık bu saatten sonra. Ben rakı içince kendimden bile vazgeçiyorum ya. Sen hayırdır? Benden vazgeçtiğin gibi mi? Vay be, vay! Vay, Deniz Hanım, vay! Çok özür diliyorum Deniz, gerçekten. Ben o gece ya alttan alayım diye şey yapmıştım sana yani. Yani ben de alttan alayım diye şey yaptım ama sonuç ortada Sarp'cığım. Ya sen böyle içince ama böyle sapıtacaksan biz kalkalım yani bu şekil olmaz. Tabii ya, hemen kalkalım zaten. Bana bak oğlum, ben alışırım yalnız kalmaya lan. Oğlum. Lan mı? Bak, ben zaten sen gelmeden önce de burada yalnız başıma oturuyordum. Ha. O yüzden buraya içmeye, içip unutmaya geldim.
Kimsin sen? Sen kimsin? Dokunma bana. Benim Deniz. Ben. Biz neredeyiz? Ne kadar karanlık bir yer burası. Bir cam mı acı bir şey? Ne gözüm ne? Ne bir şey olmuş? Gözümü almışlar benim. Kör oldum ben. Gözümü almışlar. Ha? Benimki de var. Düşmüş hatta. Ne düşmüş? Gözünü mü çıkarmışlar senin? Allah'ım ne yaptılar bize bana, ya? Dön bana. Yaklaş. Ne oluyor ya? Ne yapıyorsun ben? Çıkaracağım bir dön. Neyi çıkarıyorsun ya? Gözüm. Ne yapmaya çalışıyorsun? Dur. Ya tamam, yalnızız da hemen. Aha. Şunda. Ay. Bir dakika ya. Yoksa. Depo. Halat. Yanıp sönen floresanlar. Işık güzel ama. Işık iyi. Ya işte klasik. Helespit. Evet, bisiklet. Helespit. Bisiklet, evet. Tam tahmin ettiğim kesinlikle, gibi. Kesinlikle. Onun işi. Kesinlikle onun işi. Testere. O ev testere. Testere kaçırıyor. Müge Anlı kaçırılanı buluyor. Şimdi bu olmaz yani. Bu denendi çünkü. Bu ucuz yani. Evet, bunu yaptılar. Basit numaralar bu, yerli. Bu olmuyor. Türkiye'de olmuyor bu işte. Tutmuyor. Bir de hani bir şey lazım. İşte şimdi bir ucuz bir böyle bir şive komedisi isteyebilirler gayri. gayri değil de. Gayri deniyor ya. Gayri hani deniyor. Gayri. Hani o gayri oluyor. Gayri ya. Ha, gayri oluyor ya sonunda. Goygoyunuz bitti mi? Bir dakika ya, Abdül. Bir şey konuşuyoruz tam şurada. Tam netleştiremedik. Bir şey konuşuyoruz. Şiveli. Oğlum yeter lan. 2 saattir bekliyorum burada. Abdül abi şimdi yani kesinlikle kişisel algı ama biz genel olarak sistemi yani şey yapıyorduk, eleştiriyorduk aslında. Yani ama Sarp'cığım sen de sabahtan beri bir susmadın. Adam 2 saattir bir şey anlatmaya çalışıyor. Haklısınız. Ben susmuyorum. Ben mi susmuyorum yani? Ne alakası var? Sen burada sabahtan beri velespit diyorsun. Velespit ne ayrıca? Velespit. Bisiklet o. Ama velespit de bir eş anlamlı. Velespit. Eş anlamlı da yani biz 70 yıl öncesinde fil hakika böyle mi konuşuyoruz biz yani? Ama velespit yani. Bisiklettir onun şeyi. Bak ona çarpsın bir kelime daha ederseniz var ya, ikiniz de buradan nat çıkarsınız dışarıya. Bak şimdi konumuza dönelim. Bugüne kadar bütün YouTuber'ları dışladınız. Adamı sevmem. Yaptım. Ben çok sevmem ben. Çok şey. Vlog çektik, bunu izleyenin amına koyayım dediniz. Bunu ben dedim. Evet, amına koyayım senin kızın. Ben anasını sikeyim verdim. Gülmeme challenge çektik, bunların hepsi kurgu dediniz. Kurmaca, kurmaca değil mi? Prodüksiyon değil mi bunların hepsi? Kuzenini oynatıyor hepsi. Kurmaca. Yani. Oğlum boks makinesine uçan tekme attım, dünya rekoru kırdım, skorunu hiçe saydınız. Yalandan işte. Vurmamışım aslında. Nefes tuttum, denizin 50 metre derinine daldım, biz de tutarız dediniz. Nar tutarsınız. Adamı delirtmeyin lan! Bugün size bir challenge hazırladım. Bu challenge'ı kazanan kişi buradan kurtulmaya hak kazanır. Challenge diyor! Güzel, evet. Evet, ben özenirdim zaten yaparken. Evet, ben challenge acaba hangisi? Marshmallow sokmalı mı acaba? Ya, mantıklı bir challenge olsaydı. Şey, ağza ama götümüze pizza sokalım. Ne kadar saçma challenge'lar söyledin. Ama var ama. Bakalım başarabilecek misiniz? Bu maddeyi yazan kişi olarak kendimle ne kadar gurur duysam azdır sayın okur. Kıçırıldınız mı? Başınız mı dertte? Hatta ve hatta ayağınız halatla mı bağlı? Ne kadar saçma, niye böyle bir şey? Üstüne üstelik hoşlandığınız kız da mı kaçırıldı? İşte tam zamanı. Başarmak tavlamanın yarısıdır. Şimdi ona ne kadar başarılı olduğunuzu gösterin. Saçma. Saçma. Biz çok gördük kendini öven kitap yazarlarını. Neymiş efendim? Kendiyle gurur duyuyormuş. Bunların hepsi boş laf. Maddenin kralı burada. Vaat etmiyoruz, yapıyoruz. Şimdi beni iyi dinleyin. Kaçırıldınız mı? Başınız mı dertte? Hatta ve hatta ve bir defa daha hatta ayağınız halatla mı bağlı? Şaşırdınız değil mi? Evet. Yetmiyormuş gibi hoşlandığınız erkek de mi kaçırıldı? Bu madde sizin için biçilmiş kaftan. Kendinizi öne atın ve ona ne kadar başarılı olduğunuzu gösterin. Bunu da düşünmüştüm galiba. Geç. Tamam, sen rahat ol. Ben de bu. Hiç merak etme. Benim rahat olduğum yerde insanlar hazır oldu duruyor Sarp'cığım. O yüzden sen bence sal bende yani. Nasıl bir laf o? Nasıl, bir daha söyle. Benim rahat olduğum yerde insanlar hazır oldu.
Hazır ol. Sen nerede yaptın askerliğini? Ha? Hmm. Delikanlı. Nerede sen nerede yaptın? İskenderun benim. Hmm, kaç gün? 18. Oo. Ama öyle değil yani. Bir günle 18 gün aynı şey. Tam kaysa! Karşılıklı diyalog istemiyorum lütfen. Evet tamam. İkinci el şeyleri de verdi bize. Kim bizi kimler giydi bunları? Götünü mü sildi? Ne yaptı? Yani bir de böyle yırtık pırtık falan yani. Ben bunlarla cam siliyorum evde böyle şeylerle. Bana bırakmayın. Ben o tişörtleri almak için kaç kilometre yol gittim. Senin haberin var mı lan? Tanesi 20 lira o tişörtlerin. Bir sürü para harcadım ben onlara. Neyse oyunumuzu açıklıyorum. İlk oyunumuz gülmeme challenge. Gülmeme. Gülmeme challenge. Aynen aynen. Bildiğin gülmeme challenge. Güzel güzel videolar hazırladım size. Eğer gülmezseniz ilk yarışmayı kazanıyorsunuz işte. Hanginiz gülmezse o kazanacak öyle. Puh, hadi bakalım. Ay Allah'ım ya. Yani acaba tam olarak ne bekleniyor şu an bizden? Gülmemiz galiba ya. Galiba gülmemizi bekliyor. Gülmemiz. Gülmemiz. Çünkü hani gülmeme challenge dedi. Ha. Ya ayıp olur adama sen gülün. Şimdi o kadar gülüyorsun. Tamam eşlik edelim. Yani. Eşlik edelim. Ay ya dayanamadık. Hay Allah yandık. Kaçtı. Ben çok nadir bu kadar komik şeyler gördüm ben hayatımda ya. İnanılmaz bir şey gerçekten. Ya bir ara ben bayılacak gibi hissettim evet, dedim acaba neden falan gibi. Gülmekten nabzım yavaşlayınca aynen. Fark ettim. Fark ettin mi? Bir böyle tabii. Bir gittim geldim. Aynen orada, tam o işte gülmekten. Suni teneffüs yapıyordum. Tam şey oldu. Tamam sen. Arkadaşlar aç mısınız? Evet. Açıyorum. Aç. Açıyorum. Aç. Açıyorum. Hiç internette otel aradınız mı? Aynı oda için onlarca farklı fiyat verdiklerini siz de fark ettiniz değil mi? İşte tam bu sırada devreye Trivago giriyor. Otel mi? Trivago. Böyle bir şey olabilir mi ya? Bu nasıl bir şey ya? Ne böyle bir şey olabilir mi ya? Buradan yürüdü böyle çıktı Trivago diye çıktı. İnsan falan demek ki giriş giriliyor çıkışı demek ki bir tek biz yokuz ama. Tamam, biz demek ki kaçırılmadık. Yani kaçırıldık ama çıkabiliyoruz şey galiba. Aklıma takip otel mi? Trivago. Aradınız mı? Arkadaşlar! Ulan o kadar prodüksiyon yapıyorsunlar. Bunların hepsi bedavaya gelmiyor herhalde. Bunun içine yemek koyduk sizin için. Üzerinize tişört giydirdik. Efendime söyleyeyim sizin için depo tuttuk oraya. Sizi kilitledik, kelepçe taktık. Hepsinin bir maliyeti var. Bedavaya mı yapacağız? Açıyorum. Açıyorum. Açıyor. Hiç internette otel aradınız mı? Ama diye bir laf vardır bizim bir şeyde. Bir açız yani. Onda o da var. Artık beyne şey oldu. Ya sen de açacaksan aç şunu. Açıyorum. Hiç yani. Açmayanın da amına koyacağım. Allah Allah. Ne yapıyorsun ki? Hiç öyle bir şey gerek yoktu. Hiç affedersiniz deli bey. Ha, hiç etmeyeceği şeyler bunlar. Tansiyonun falan düşüyor ama böyle? Yok, gülmekten tamam, de düştü tamam. Ya az önce. Tamam, ya. Aynısı sakin oldu. Sakin ol. Ya hiç şey yapacak bir şey yok. Gayet iyiyiz değil mi? Ben iyiyim. Tamam. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi muhteşem bir ödül, muhteşem bir oyun ve muhteşem bir parkur. Pintiliğe bak ya, bu Luna Park'ta halka geçirilmiş ellerinden yapmış pintilikten. Nerede? Sigaraya halka geçirilmiş Luna Park'ta. Yani Luna Park dediniz ha? Yok yok, Luna Park. Ama şimdi emek var, emeğe biraz saygı şey yapmak lazım. Yanımda düdük getirmediğim için ıslıkla başlatacağım. Parkuru ilk tamamlayan yarışmayı kazanır. Hazır! Atamıyor, atamıyor, atamıyor.
bankalarım gitti. Allah. Ay, ay, atamıyor, çizgi sayılır. Atamıyor, hayır. Sen kaç tane aldın ya? Attım, oldu, bu. Hocam sayılmaz ama. Öyle dur, öyle dur. Ben halk. Artık ne oynuyorsun ki, kazandım ben. Bu. Ne yapıyorsun? İyi. Gelsin. Ne oldu? Gel gel. Ne var? İyi, senden. Şimdi tabii bir, hani bir şeyin içindeyiz burada yani depo içindeyiz, bir şeyin içindeyiz, bir şeyler yaşıyoruz falan. Yani gerçek hayattaki gibi hani tepki Hı-hı. vermiyor, açlık var. Evet. Sen, iyi misin sen? Böyle ne bileyim hani insan bir şeyler de hissediyor yani duygusal olarak falan. Bu yani ne diyorsun? Yani halka için teşekkürler bu arada. Yo, tabii canım verdin. Yani çünkü sen oyunlarda öyle oluyorsun. Ben farkındayım. Hani yanına gelmiştim. Yani dilimlerin neyse benim için sen de olsun yani. Tabii tabii evet aynen yani ben zaten şey o zaman yani yarışalım normal. Yani zaten öyle. Tamam o zaman. Arkadaşlar sıradaki oyunumuz gerçekten benim çok sevdiğim bir oyun. Oynarken ben inanılmaz eğleniyorum. Böyle kahkaha tufanı. Yerlere yatıyorum ya gülmekten. Ama çok zor. Çok güzel ama çok zor. Bakalım siz başarabilecek misiniz? Hadi başlayalım. Evet, geliyorum oraya. Evet, tamam. Bu boğumlu parmaklar. Ha? Değil mi? Bu müzisyen geçmişi belli ki. Ha? Bu böyle nasıl desem kusursuz bir ten, kusursuz bir vücut. Ha? Değil mi? Sanki doğruya doğru. Evet, işte bu, işte bu. Tabii ki İzzettin abi. Bak, İzzettin abi. Bak, nasıl? Yok, Adana'da öyle olmaz. Ya inanamıyorum sana ya! İnanamıyorum sana Sarp ya! Böyle bir şey olamaz ya! Niye bağırıyorsun ki yani? Bağırırım tabii ya! Ya ben sana güvendim ya! İzzettin abinin eli mi bu? Anladım. Bu İzzettin abinin eli mi? Ben de biliyorum. Bu böyle mi İzzettin abinin eli? Yani biraz benziyor aslında. Hayır benzemiyor! Ne demek ya? Delireceğim şimdi. Hayır benziyor ya. Ya bu olamaz! Deli mi deme? Bir şey yapın. Ne demek ya? İnanamıyorum sana ya! Buradaydı. Kesin buradaydı ha? Deli abi buradaydı değil mi? Geldi buraya. Bir kebap çünkü koku sen soğan mı kıydın? Ne yaptın elinle? Gerçekten ağlayacağım şimdi ya. Ağlamaya gerek yok çünkü bayağı İzzettin abinin eli o ya. Arkadaşlar! Karşılıklı diyalog istemiyorum lütfen. Tamam. Affedersiniz. Evet arkadaşlar beklenen an geldi. Son challenge'ımıza geldik. Aranızdan birini eleyeceksiniz ve en iyi olanı seçeceksiniz. Herhalde bir hata oldu. En iyi dedi çünkü. Ben de tam onu diyecektim. Yani sanki bir adım geri gidecektin gibi ama yer yok diye herhalde. Sanki benim önde olmam daha doğru gibi. Yani burada. Bir tek ben varım ya. Kafanı da mı çalıştıramadın ama sen? Ama senin elin niye soğan kokuyor? Burada. Buradayız biz. Soğan elin resmen şöyle, soğan kokuyor. Pis bir yerdeyiz şimdi. Sumaklı soğan kokuyor onları. Vırçıkmışsın sen onları. Yapmadım. Yapsın yapmışsın. Kokuyor çünkü yani. Özür diliyorum yani ne kadar narin olsa da. Kes sesini ya. Kaçırma. Geri gelmez, geri gelmez, geri gelmez.